Merhabalar, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten sevgiler, selamlar hepinize. Bugün 16 Ağustos Pazartesi ve yine sizin karşınızdayım haftanın gündemiyle ilgili olarak. Dün 15 Ağustos idi ve Romanya kültüründe çok önemli yeri olan bir gün, Hazreti Meryem'in vefat ettiği, göğe yükseldiği bir gün. Ve bu gün 15 Ağustos tarihi hem Ortodokslar açısından hem Katolikler açısından önemli ve aynı gün kutlanıyor. Biliyorsunuz bazı bayramlarda, bazı günlerde farklılıklar olabiliyor ama 15 Ağustos gününü Ortodoks ve Katolik dünyası birlikte kutluyorlar. Bugün de kiliselerde özel dualar yapılıyor, özel programlar yapılıyor ve insanlar bugüne gerçekten ciddi önem veriyorlar. Dindar insanlar özellikle ve aynı zamanda bugün yaklaşık 2 milyon kadar Marian, Maria şeklinde hani Hazreti Meryem'in adına yakın erkek ve kadın isimlerini taşıyan insanların da isim günü oluyor ve bu anlamda da hani 15 Ağustos'u kutlayan insanların sayısı otomatikman artmış oluyor. Bununla ilgili de Romanya'da bir Türk derneği Hazreti Meryem konulu, Hazreti Meryem'e dinlerin bakışı konulu bir konferans da düzenledi. Bu da gerçekten hani bu türlü ortak şeyleri keşfetmek ve bunları gün yüzüne çıkartmak açısından değer verdiğim, kıymetli bulduğum bir organizasyondu. Belirtmiş olayım. Bu hafta başka gündemde neler var diyelim, hızlıca ilerleyelim. Romanya milli takımının 20 yıldan fazla bir zamandan beri aşçılığını yapan, o hani futbolcular kampa giriyor, sonra da belli bir süre kalıyorlar. İşte yaklaşık 20 yıldan beri orada aşçılık yapan soydaş isimlerden Yalçın Kadir 53 yaşında hayatını kaybetti. Ve Federasyon, Romanya Futbol Federasyonu da bunu bir taziye ile bildirdi. Gerçekten uzun süre verilmiş bir emek ve beklenmeyen bir ayrılık oldu Romanya Federasyonu için. Biz de ailesine buradan başsağlığı dilemiş olalım. Salgın gündemiyle devam edelim. Tabii Türkiye'deki artan vakalar dış ülkeler tarafından doğal olarak izleniyor. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde olduğu gibi Romanya'da Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Bu şu demek, Türkiye'den dönen Romanya vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları artık mecburen karantinaya girecek. Kırmızı listeden önce bu şart yok idi. Ama tabii aşısı olan ya da efendim belli şartlar var, o şartları yerine getirenler karantinadan muaf tutulacak. Türkiye'den Romanya'ya gelecek Türkiye vatandaşları, TC pasaportu taşıyanlar ise zaten otomatikman kırmızı bölge gibi zorunlu her durumda karantinaya tabi tutulacaktı. Bu Temmuz başında başlatılan bir uygulamayla zaten belirlenmişti. Dolayısıyla Türk vatandaşları, Romanya'ya gelecek olan Türk vatandaşları için bir şey değişmedi. Ama Romanya vatandaşlığı olan kişiler, yani hem bizim kitlemizden olan Türk vatandaşlarımızdan ya da Romanya'dan Türkiye'ye tatile gitmiş olan kişiler, Romanya vatandaşları için bu kritik bir durum olmuş oldu. Onların için aşı yaptırmayanlar var ise ya da yaptırmışsa üzerinden belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Tabii ki onlar Romanya'ya dönüşlerinde karantinaya girmek zorunda kalacaklar. Hatta bununla ilgili haber de çıktı. Cumartesi günü çünkü uygulamaya girince millet apar topar böyle hızlıca aman takılmayalım diye acele edenler oldu ve çıkış tarafında, yani Türkiye'den Bulgaristan'a çıkış tarafında böyle bir yoğunluk oluştu. Bu da Romanya haber mecralarına yansımış oldu. Peki vaka sayıları ne durumda? Böyle korkutucu bir yükseliş var mı? Hayır, yok. 400 civarındaydı geçen hafta, böyle rakamlar gördüm. En son 286 gibi bir rakam önümüzde duruyor. Ortalama günlük aşılama yaz döneminden dolayı o düşen kapasitede aynen devam ediyor. 6000'e yakın bir aşılama var günlük olarak. Yani şu an için beklenen bir korku, yani o beklenen o bir kilitlenmenin olmayacağını öngörebiliriz Romanya açısından. Bu arada Romanya dış misyonlar olarak, dış ülke olarak bir Tunus'a, biliyorsunuz geçen hafta bahsetmiştim, şey gönderdi, Covid'le mücadelede bir ekip gönderdi. O ekipten dün fotoğraflar paylaştılar resmi sayfalarda. Artık ekip orada insanları aşılamada görev almış ve görevine devam ediyor. 21 gün orada toplam kalacaklar. Zaten bu tip misyonlar genelde 3 haftalık oluyor ve sonrasında geri dönecek.
Yunanistan'daki yangınları söndürmeye giden Romanyalı itfaiyeciler, 108 kişiydi tamamı. Onlar da dün itibariyle Romanya'ya geri dönmüş oldular. Ülkelerine misyonlarını tamamlayıp, görevini bitirip Romanya'ya döndüler. Bu şekilde iki misyondan da size bahsetmiş olduk. Ekonomi, günlük hayatla ilgili bir iki gündem vereyim. Bunlar önemli, hepimizi ilgilendiren şeyler. Romanca'da bir kısaltma var. Horeca, yani otelcilik, restorancılık ve kafeteryacılık. Bu sektörler salgında büyük zarar gördü. Çok uzun süre kapalı kaldılar. İş kapasitelerinin çok altında çalıştılar ve ilerlemiş Avrupa ülkelerindeki kadar da bir destek maalesef alamadılar. O açıdan şimdi fiyatlarını yükseltme ile ilgili medyaya yavaş yavaş yansıdığını görüyoruz. Hatta yıl sonuna kadar bu rakamların, bu zam oranlarının %60'lara kadar varacağı söyleniyor. Bu da ciddi bir rakam olacak. Artık konaklama, kafeterya ve restorancılık hizmetlerinde yeni ve zamlı fiyatlarla karşılaşabiliriz. Eylül ayından itibaren de bu türlü zamlara hazır olalım. Yine tüketicilerimizi ilgilendiren bir haber vermek istiyorum size. Daha önce dondurmalardan bahsetmiştim, piyasadan çekilen. Şimdi de Figo markalı, Romanya'daki tanınan bildiğiniz birçok zincir markette içecekler var, gazlı içecek. İşte onların gaz özelliğini kazandırmak için kullanılan bir madde var, kimyasal madde. O kimyasal madde aynı zamanda zehirli bir madde. Orantısında sorun olduğu için tespitlere göre bu rakam, bu içerik o ürünler için tehlikeli ve üretici firma kendisi o ürünleri piyasadan çektiğini. Figo markalı efendim içecekler, gazlı içecekler. Eğer siz de aldıysanız markete götürüp iade alabiliyorsunuz, ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Daha önce bu dondurmada olmuştu. Biliyorsunuz gıda, güvenli gıda önemli bir husus. O açıdan da bunu sizlere aktarmak istedim. İlginç bir iki haberle de konumuzu tamamlayalım. Romenler tabii yazın tatil döneminde ya sahile gidiyorlar ya da ülkenin orta kesimindeki dağlık bölgelere gidiyorlar. Ülkede dağ zirveleri var, böyle 2500'lü rakımlar var, noktalar var, belli noktalar. Ve o dağcılar için, dağ turizmine önem verenler için o noktalar önemli ve geçiş noktaları. Hani bir güzergah düşünürseniz o güzergah içindeki atlama noktaları diyebiliriz. Fagaraş dağlarındaki böyle 2505 metre rakımlı bir noktaya bir tane bank koymuşlar. Hani yürüyüşü tamamlayan insanlar otursunlar, dinlensinler diye. Sonra bankın üzerine de işte dünyanın en güzel bankı falan diye böyle şakavari bir ifadede yazmışlar. O bankı ahşap ve demir şeyden oluşan, mekanizmadan oluşan bankı oraya güzel monte etmişler. Tabi bu medyaya yansıyınca bu sefer o bölgeyle ilgili korumadan sorumlu olan kuruluş da açıklama yaptı. Dedi ki işte sezon sonunda, yani bu yaz turizminin sonunda o bankı oradan kaldıracağız. Her yer önüne gelen, kafasına esen oraya bir şey koyarsa hani bu iş olmaz gibi bir açıklama da yapmış oldu. Fotoğrafını da yayında görmüş olacaksınız zaten. Bu arada Romanya'da Sputnik Moldova, Sputnik Romence sitesi var, fakat bu Romanya izin vermediği için Moldova'dan yayın yapıyor. Biliyorsunuz Sputnik Rusya devlet yanlısı bir devlet kuruluşu. Moldova'da yayın yapan bu sitenin, bu portalın yayın yönetmeni Facebook sayfasından duyurmuş. Romanya'ya girişinde kendisine 3 yıl giriş yasağı konmuş. Bunu da bu şekilde duyurmuş olalım. Hani Romanya'nın Sputnik'e karşı, çünkü Moldova'da yayın yapıyor ama gene dili Romence, böyle bir tavır aldığını da görmüş olabiliriz. Tabii bu arada hani dış dünyada herkesin konuştuğu, takip ettiği Afganistan mevzusunu da Romanya'nın takip ettiğini, Romen medyasının gerçekten ilgili takip ettiğini söyleyebiliriz. Gündemimizi bir siyasete dair bir gündemle tamamlayalım. Eylül ayında şu anda hükümeti yöneten iktidardaki Liberal Parti'nin kendi içinde bir genel kurulu var. Yeni bir başkan seçecekler. Bu başkan için güçlü adaylardan birisi şu anda başbakanlık konumunda görevinde bulunan Florin Kutsu. Tabii Florin Kutsu'nun Amerikan geçmişi var. Orada firmalarda çalışmışlığı, hatta okumuşluğu, arkasından profesyonel olarak çalışmışlığı var Amerika'da.
O süre içerisindeki işte bir alkollü araç kullanması, sonra bir bankaya borç takmış olması gibi böyle hani onun kariyerine, politik kişiliğine zarar verebilecek bir iki haber son günlerde hani Romanya medyasının konuştuğu bir haber başlığı. Tabii bunun da o Liberal Parti içindeki başkanlık çekişmesinin bu olaylarda, bu tür haberlerde payı olduğunu öngörebiliriz. Hava durumuyla tamamlayalım. Hava durumunu unutmayalım tabii ki. Yine çok sıcak havalarla aniden soğuk havalara, aniden yağışlara geçen bir hafta içi yaşayacağız. Çarşambaya kadar 38-40'lı dereceleri göreceğiz. Bazı daha normal olan şehirlerde 34-36 derece bekleniyor. Ama sonrasında çarşambadan sonra ise böyle gök gürültüsü, yağmur, şimşek falan böyle bir ani bir hava değişimi ve yaklaşık en az 10 derecelik bir hava sıcaklık düşüşü bekleniyor. Hava durumunu da bu şekilde sizlere aktarmadan bültenimizi tamamlamamış olduk. Yayınımızın bu haftada sonuna geldik. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.